istiyorum. Çok zevkli bir program geçti bizim için. Çok sağ olun. Siz de sağ olun. Bitirirken belki sadece küçük bir sitemde bulunmak istiyorum. Birincisi bu hem BDP çizgisi hem ittifak seçilebilecek yerlere kadın adaylar yerleştirme konusunda Türkiye'deki tüm siyasal partileri üst üste koyun 3'e 4'e katlayacak kadar duyarlılık gösterdi. Ve bu bütün sivil toplum örgütleri, kadın temsiliyeti konusunda uğraşan bütün dernekler Allah rızası için bir kere ya bunlar bunun tersini yapıyorlar, bunları örnek alın demediler arkadaş. Yani her meselede görmüyorsunuz. Ayan beyan işte seçilecek yerlere konulan kadın adaylara bakın. Bir de diğer partilerin bu konudaki fakirliğine bakın. Buna bir dikkat çekmek Peki, istiyorum. Peki yaklaşık 30 yakın milletvekili çıkacağını ben hesaplıyorum. Hı. Belki dahadır, belki daha çoktur. Kaç kadın olacak? Yaklaşık 11-12'si kadın arkadaşımız. Yani %30 şey. 30. CHP'de bu durum bir bilginiz var mı? CHP'de kaç seçilebilecek yerlerdeki aday sayısı? CHP'de de zannediyorum 20'nin üstündeyiz. Yok. Sayı olarak. Üstündeyiz. Evet. Yüzde olarak değil. Evet. %11 civarında kalıyorsunuz. Doğru. Sayı olarak. %11. Şimdi son olarak da şapağım. Siz yüzde olarak konuştunuz. Çok pardon. Onu anlamadım ben. Tamamen. Bir de Erzurum yaylalarına ben de bir selam göndereyim. Erzurum'da hayvancılık niye öldü biliyor musun? Yayla yasağı yüzünden. Niye yaylalar yasak biliyor musun? Kürt meselesi yüzünden. Ve bu sadece Erzurum'da değil. Üstelik bu ülkede mesela yoksullaşma diyoruz. Nereden dönsek Kürt meselesine çıkıyor. Türkiye işçi sınıfı ve yoksulları Kürtleşmiştir artık. 4,5 milyon insanı siz macir ettiniz ve kentlerin yoksul iş gücü, ucuz iş gücü stokuna dahil ettiniz. Ben vaktimiz... gene doğadan girmek istiyorum. Çünkü çiftçi bütün dünya kaynakları sıfıra inerken doğal kaynaklar ve beslenme gıdaları ürettiğiniz yer doğadır, toprağınızdır. Bizde de tam tersine bütün dünya bu kaynakları tekrar yaratmaya çalışırken biz çiftçiliğimizi öldürerek bu işe girdik. Sadece Kürt meselesiyle değil, topraklarımız, arazilerimiz bomboş. Bizim dünyaya önerebileceğimiz bir çözüm var Türkiye'nin dünyaya önereceği. Sadece yardım alan ülke pozisyonunda değil, artık Avrupa'ya ve dünyaya çözüm önerebilecek bir Türkiye diyoruz. Tarımımızı çok güçlendirmek istiyoruz. Yani mesela, çiftçiliğin bittiği bir Türkiye değil, dünyaya bile gıda gönderebilen bir Türkiye pozisyonuna geçmemiz çok mümkün. Toprağımız çok verimli. Ama sizin Kemal Derviş ve o dönemki sosyal demokrat iktidarlar bu ülkede 15 günde 15 yasa çıkardılar. Birincisi tütün ekiminin sınırlandırılmasına dair kanun. İkincisi şeker pancarının sınırlandırılmasına dair kanun. Üçüncüsü buğday ekiminin sınırlandırılmasına dair kanun. İnşallah başta sen olmak üzere CHP'deki dürüst ve sorumluluk sahibi insanlar bu ayıbı temizlerler. Bu memleketin toprağını Amerika'ya ipotek ettiler. Hiç bir şöyle bir oturup da iki dakika düşünmediler ya benim ülkemde bu ülkede 500 bin insan tütünden evine ekmek götürüyordu. Tütün ekimini yasakladınız siz. 15 Virginia tütününe mahkum ettiniz. 15 yasa çıkaran AK Parti'dir. Onu dün de Babacan önceki günde hatırlarsanız söyledi. Kemal Derviş'ten sonra geldi. Yeterli değildi. 15 günde 15 yasa çıkardık dedi. Ama bakın buğday ekiminin sınırlandırılması, tütün ekiminin koalisyon sınırlandırılması. Koalisyon döneminde hazırlandı. Yeteri kadar dışa bağımlı olmadığımız anlaşıldığı için AK Parti onu katlandı. Yok bir programı kapatayım ama sohbet biz devam edelim. Devam edelim. Sevgili izleyiciler bu akşam İstanbul'dan bağımsız aday Sırrı Süreyya Önder ve CHP 1. Bölge 5. Sıra adayı Şafak Pavey'i
ağırlamaya çalıştık. Teknik olarak bağımsız aday. Teknik olarak bağımsız aday. Son derece bağımlı. Son derece bağımlı ama teknik olarak bağımsız aday. Sırrı Süreyya Önder ve Şafak Pavey ile birlikteydik. Bence dolu dolu bir sohbet oldu, bilmiyorum. Siz de katılıyorsunuz herhalde. Büyük keyifle inşallah mecliste de görürüz bu güzel sohbet. Fazladan sohbet ettiğim her laf için süre anlamında Şafak Pavey'den ve bütün kadın arkadaşlardan özür diliyorum. Meclisi telafi edersiniz inşallah. Sizden özür dilemiyorum kardeşim. Benimle konuşuyor. Bizden özür dileme. Biz Şafak Hanım'dan. Evet, sizden özür dileyim bence. Mecliste telafi etmek üzere diyelim. Klasik bir siyasetçi zannederek nasıl müdahale eder atlar dedik ama Avrupalı bir siyasetçi gibi kendisine soru sormasını beklediği için biraz hakkı yendi. Yok, Obama'dan önce gitmiş. Sıla-i Rahim yapmış onun için.